Evet arkadaşlar. Sizlerle beraber Ankara Savaşı'nın o kötü sonuçlarından bahsettik ve Fetret Devri dediğimiz devirden de bahsettik. Fetret Devrini unutma. Özellikle Ankara Savaşı sonrasında Yıldırım Bayezid'in çocukları arasında geçen taht mücadelesi. Kardeşlerim Mehmet Çelebi, İsa Çelebi, Musa Çelebi, Süleyman Çelebi. Dikkat et Süleyman Çelebi burada çok önemli. Çünkü UNESCO tarafından da ölümünün 600. yıl dönümü olarak 2022 kardeşlerim Süleyman Çelebi yılı olarak ne yapılmış ilan edilmiş. Ve ilk mevlütlerden olan Vesiletün Necat Süleyman Çelebi tarafından yazılmış. O yüzden de ilk mevlüdü yazan adam ve 2022 UNESCO Süleyman Çelebi çıkar. Gelir. O yüzden de buna dikkat etmekte fayda var kardeşlerim. Peki gelin isterseniz Osmanlı'nın ikinci kurucusu Çelebi Mehmet'e bakalım. Osmanlı Devleti'nin ikinci kurucusu diyoruz kendisine. Çünkü Fetret devrini bitiren, Osmanlı'yı yüzüstü düşmekten kurtaran, kardeşlerim ayağa kaldıran bir adamdan bahsediyoruz. Mehmet Çelebi, Çelebi Mehmet. Çelebi kelimesi Osmanlı'da şehzadelere verilen bir ünvandır kardeşlerim. Kardeşlerini Çamurlu Ova Savaşı'nda mağlup etmeyi başarmış, ardından tahta çıkıvermiş. Kardeşlerim ilk başta bozulan Türk siyasi birliğini yeniden sağlama çalışmalarına girişmiş. Çelebi Mehmet döneminin en önemli kardeşlerim isyanlarından biri Şeyh Bedrettin isyanı olmuş. Şeyh Bedrettin, Torlak Kemal, Börklüce Mustafa, özellikle müritleriyle birlikte kardeşlerim, Adamlar fetret devrinde yönetmenliğe soyunmuşlar yönetimde yer almaya soyunmuşlar Şeyh Bedrettin Osmanlı tarihindeki ilk dini ve sosyal içerikli isyandır biliyor musunuz kardeşlerim Osmanlı tarihinde ilk dini ve sosyal içerikli isyan Şeyh Bedrettin isyanıdır Şeyh Bedrettin senin malın benim malım benim malım senin malın diyerek sosyalizmin öncüsü olarak da geçer. Şeyh Bedrettin Varidat adlı eseriyle de önlüdür. Torlak Kemal Börklüca Mustafa ile birlikte isyan çıkartan Şeyh Bedrettin, kardeşlerim kısa sürede yakalanacak, Serez'de yakalanıp idam edilecek. Özellikle kardeşlerim Osmanlı tarihinde ilk dini ve sosyal içerikli isyan hangisi? Şeyh Bedrettin isyanı. Peki gel bakalım İkinci isyan hareketi, Çelebi Mehmet döneminde ikinci isyan, Düzmece Mustafa. Kim bu Mustafa? Tabii ki Yıldırım Beyazıt'ın çocuklarından Mustafa Çelebi. Timur'un eline esirdi kardeşlerim biliyorsunuz ve kurtuldu geldi. Anadolu'da orada burada kardeşlerim dolaşıyor, o tahta ben de pay sahibiyim diyor. Tahta geçmek istiyor. Ama bir daha taht kavgasını kaldırabilir mi Osmanlı? Çok zor. Devlet adamları Çelebi Mehmet'le konuşuyorlar. Diyorlar ki efendim bir taht kavgası daha bizi bitirir. O yüzden ne yapıp edip Mustafa'yı durdurmamız lazım. Ne yapalım diyor Çelebi Mehmet. Devlet adamlarından biri diyor ki efendim yalancı diyelim, düzenbaz diyelim, düzmece diyelim, kandırıkçı diyelim diyorlar. Halk etrafında toplanmazsa biz küçük isyanı bastırırız diyorlar ve etrafa kardeşlerim yayılıyor bu haber. Böyle bir adam yok. Yıldırım'ın böyle bir evladı yok. Benim böyle bir kardeşim yok. Düzmecedir, yalancıdır, düzenbazdır, kandırıkçıdır diyerek kardeşlerim Düzmece Mustafa'yı iyice bitiriyorlar. Zavallı Mustafa Çelebi giriyor Krataneye diyor ki ben Yıldırım'ın büyük evladıyım. O tahta ben de sahibim deyince kardeşlerim millet şöyle bir bakıyor sıfatına ardından da hadi lan oradan deyip okey'e devam ediyorlar. Bu yüzden kardeşlerim taraftar toplayamıyor ve Bizans'a kaçıp sığınmak zorunda kalıyor. Kardeşlerim Şeyh Bedrettin isyanı da, Düzmece Mustafa isyanı da dikkat edin Çelebi Mehmet döneminde. Evet Çelebi Mehmet döneminde Venediklerle ilk deniz savaşını yapıyoruz. Bunun adı da Çalıbey Savaşı olarak geçiyor. Çalıbey Savaşı Kardeşlerim o dönemde donanma kumandanımızdı Çalı Bey. Venediklerle yaptığımız bu savaşta yer alacak. Çalı Bey Savaşı. Özellikle kardeşlerim ilk deniz savaşımız Çelebi Mehmet döneminde. Pençik sistemini devşirme sistemine dönüştüren Çelebi Mehmet olacak. Pençik 5'te 1. Savaşta elde edilen esir çocukların 5'te 1'iydi ya e Çelebi Mehmet diyecek ki her savaşı kazanamıyoruz kardeşim. Bu yüzden bunu daha düzenli hale getirelim diyecek. Balkanlara Rumeli'ye adam gönderelim, kadılar gönderelim, araştırsınlar, kilise yetimhanelerine baksınlar ve geçmişi temiz olan, Yahudi olmayan, çingene olmayan çocukları derleyip toparlasınlar diyecek. Devşirme sistemini getiriyor ama devşirmeyi yasallaştıran ikinci Murat olacaktır. Altını çiziyorum yasallaştıran ikinci murat olacak devşirme sistemini. Bu sadece sıkıntıyı görmüş Çelebi Mehmet. Her savaşı kazanamıyoruz, esir alamıyoruz. Bu yüzden bunu düzenleyelim demiş. Kardeşlerim Osmanlı Devleti'nin ikinci kurucusudur dedik Çelebi Mehmet için. Çelebi Mehmet önemli bir padişah altını çizdik. Çelebi Mehmet'ten sonra ikinci Murat geldi kardeşlerim başa. 2. Murat özellikle tahta çıkar çıkmaz Bizans desteğiyle birlikte Mustafa Çelebi yani 2. Murat'ın amcası Anadolu'ya gelip isyan çıkardı. 2. Murat kardeşlerim tabii ki amcasının isyanını affetmedi ve düzmece Mustafa'yı yakalayıp idam ettirdi. Kardeşlerim bir yandan amcasıyla uğraşırken Bizans boş yere kahpe demiyorlar şu Bizans'a. Şehzade Mustafa'yı, küçük Mustafa'yı abisi Murata karşı kışkırtmaya başladı. Şehzade Mustafa da tam böyle ayaklanacakken ikinci Murat kardeşine otur oturduğun yerde diyerek sert yüzünü gösterdi. Şehzade Mustafa da hemen oturu verdi kardeşlerim. Küçük Mustafa. Özellikle dikkat ediniz adam ikinci Murat sağlam ilerlemek istiyordu. Amcasının isyanını bastırmış, kardeşinin ayaklanmasına kardeşlerim engel olmuş merkezi otoritesini kuvvetlendirip Bizans'tan intikam almak için harekete geçmişti. Sen misin bu kahpeliği bana yapan diyen ikinci Murat İstanbul'u kuşattı. İstanbul'u kuşatan ilk Osmanlı padişahı Yıldırım Beyazıt'tır kardeşlerim. Hatta Musa Çelebi bile bir ara gidip gelmiş biliyor musunuz İstanbul kuşatması yapmış yani. Yani şehzade başına demiş ki ulan tarih kitaplarına girerim bir koşu gidip geleyim demiş herhalde. İkinci Murat da kardeşlerim İstanbul kuşatmalarına katılıyor. Özellikle dikkat edin İstanbul'u kuşatıyor ama tabii nasip olmuyor ki kardeşlerim. Özellikle Cenab-ı Allah İstanbul'u kime nasip edecek? Tabii ki ikinci Mehmet'e. Kardeşlerim ikinci Murat döneminin en önemli mücadelelerinden biriydi. Macar ordusuyla İznadi Derbent savaşında karşı karşıya kalmış ve ardından da kardeşlerim o dönemde Karamanoğulları saldırısının da gerçekleşmesi yüzünden bir türlü savaşa kendini verememişti. İzda Diderben Savaşı'nı kaybedince kardeşlerim Avrupa'da büyük yankı uyandırdı bu. Osmanlı çünkü savaşı kaybetti dediler. İzda Diderben Savaşı'nın ardından Edirne-Segedin Anlaşması'nı imzaladı. Edirne-Segedin Anlaşması ile birlikte Osmanlı Devleti'nin Avrupa'da, Balkanlarda kardeşlerim karizması çizili vermişti. İkinci Murat kardeşlerim 10 yıllık barış özellikle sözünü aldı. Edirne Segedin anlaşmasında Tuna nehrini sınır olarak kabul ettiler ve ardından ikinci Murat kardeşlerim tahtı kime bıraktı? Evladı ikinci Mehmet'e bıraktı. Gel bakalım evladım dedi. Gel. 10 yıllık barış var zaten. Biz 10 yıl boyunca saldırmayacaklar. Sen tahta geç güzelce yetiş, tahta piş ve ardından da yönetimi iyice eline al. Gel evladım taht senindir dedi. Sağlığında tahtı evladına bırakan ilk Osmanlı padişahı oldu kardeşlerim. İkinci Murat. Bilerek ve isteyerek evladı ikinci Mehmet'i tahta çıkardı. Tabi o dönemin sadrazamı olan Çandarlı Halil Paşa buna çok karşı çıkmıştı. Efendim o çocuk ne anlar yönetimden yapmayın efendim diyerek köstek olmaya dahi çalışmıştı. Ama Kardeşlerim ikinci Murat kararlıydı. İnzivaya çekilecekti. Hayır babası hayır işleriyle uğraşacaktı. İkinci Mehmet küçük yaşta tahta çıkınca Avrupa verdiği sözü kardeşlerim bir anda unutuverdi. Haçlı orduları kuruldu ve 10 yıllık barış çiğnenerek Edirne-Segedin anlaşması hiçe sayılarak yok edilerek geçersiz kılınarak Osmanlı topraklarına doğru saldırıya geçildi. Eyvah! geliyorlardı. İkinci Mehmet çaresizdi. Çocuk yaşta ne yapacağını bilemiyordu. Babasına çağrılarda bulunuyordu. Baba ne yapacağımı bilmiyorum, korkuyorum ne olur gel yardım et bana diyordu. Babası evladım korkma. Sen padişahsın dirayetli ol. Sen bu savaşı kazanırsın merak etme. Sen korkarsan halkın ne yapsın diyordu. İkinci Mehmet artık dayanamadı. Baba madem ben padişahsam o zaman sana emrediyorum gel ordularının başına geç dedi. Bir rivayete göre Çandarlı Halil Paşa'nın da bu mektubu yazdığı söylenir ama İkinci Mehmet kardeşlerim dikkat edin babasını bu yolla da çağırmış olabilir. Özellikle ikinci Murat kardeşlerim tahta tekrardan geçti. Orduların başına daha doğrusu tekrardan geçti ve dikkat edin kardeşlerim Varna savaşını gerçekleştirdi. Varna Savaşı ile birlikte Haçlı ordusunu yerle bir etti 2. Murat. Daha sonra yenilen pehlivan güreşe doymadığı tekrardan geldiler. 2. Kosova Savaşı'nda 2. Murat Haçlıları bir kez daha yendi. 2. Kosova Savaşı çok önemli bir mücadeleydi kardeşlerim. Bu savaşta Haçlılar Osmanlı'yı Balkanlardan atamayacağını artık Anlayıvermişlerdi. vermişlerdi. Aynı Mirye Kefelon savaşına benzemiyor mu? Türklerin Anadolu'dan atılamayacağının kesinleştiği savaş Mirya Kefelon'da hatırlarsanız. Burada da Türklerin Balkanlardan atılamayacağı ne yaptı? Haçlıların o küçük beyinlerine kardeşlerim yerleşi verdi. Aman dikkat edin. Özellikle 2. Kosova Savaşı önemli bir mücadele. Kardeşlerim 2. Murat döneminde Venediklilerle de denizlerde mücadele verilmişti. Hatta güvercinlik savaşı diyorlar. Alancılar dikkat etsinler, bir kenara notunu alsınlar. Genel kültürcüler. Bakın geçin. Özellikle kardeşlerim güvercinlik savaşı Venediklerle yapılmış. Venediklerin elinden Yanya, Selanik ve Serez bölgesi 2. Murat döneminde kardeşlerim alını vermiş. Venediklerden anılacak. Osmanlı'nın denizlerde 2. Murat döneminde Venedikleri yendiğini görüyoruz. Tabii ki İlk mücadelemiz Venediklerle Çelebi Mehmet dönemindeydi. Kardeşlerim Bey Savaşı'yla mücadele ettik ama bir türlü üstünlük kuramamıştık. Burada ise artık üstünüz. Venediklerin elinden bakın Yanya, Selanik, Serezi alıvermişiz. İkinci Murat döneminde kardeşlerim Varna ve ikinci Kosova Savaşları'nı unutma. Ve Buçuktepe, Savaşı de, Buçuk Buçuktepe isyanı denilen bir isyandan bahsedilir bu dönemde. Hani ikinci Mehmet tahta çıktı ya kardeşlerim. Bir rivayete göre Çandarlı Halil Paşa Yeniçerileri harekete geçiriyor. Yeniçerilerde kardeşlerim 2. Mehmet'in tahta çıkmasını istemiyoruz der gibi buçuk tepe isyanını gerçekleştiriyor. Bir rivayete göre de kardeşlerim bunlara dağıtılan maaşın bir buçukluk kısmı verilmedi diye bunlar tepeye çıkıp kardeşlerim isyan ediyorlar. Tabi 2. Mehmet'in tahta olduğu süre içerisinde kardeşlerim bu isyan gerçekleşmiştir. Ve bu isyan kardeşlerim işte maaş dağıtılarak, para verilerek anında ne yapılacak? Bastırılacaktır. Önemli olan burada Yeniçerilerin çıkardığı ilk ayaklanma olduğunu bil. Yeterli Buçuktepe isyanı. Kardeşlerim bazı kaynaklarda 2. Mehmet dönemi yazar. Bunun da nedeni 2. Mehmet tahtadır. Çünkü o dönemde o yüzden de kardeşlerim kaynakların bazıları 2. Mehmet olarak bunu ne yapar? Vurgular. ÖSYM e unutmayın Osmanlı Devleti'nde asla çelişkiye girmez. Net bilgilerle gelir. Sanat tutup da kardeşlerim Buçuktepe isyanı kim döneminde diye sormaz. Ama ilk Yeniçeri ayaklanması aşağıdakilerden hangisidir diye rahatlıkla sorabilir. Buçuk tepe isyanı. Kardeşlerim hayır babasıdır ikinci Murat. Devşirme sistemini yasallaştıran adamdır ikinci Murat. Devşirme sistemini yasallaştıran adam ikinci Murat olarak ne yapar kardeşlerim? Geçer diyelim. Evet bunlar ikinci Murat'ın en önemli noktalarıydı. Osmanlı Devleti'nin beylikten devlete kısmı ikinci Murat dönemi Kardeşlerim böylece sona erdi. Şimdi sizlerle beraber gelin isterseniz söyle Osmanlı kuruluş dönemini bir kez daha soru cevaplarla hatırlayalım mı? Şöyle bir bakalım değil mi? Neler vardı? Ben sorayım siz bana padişah söyleyin. Kardeşlerim Osman Bey, Orhan Bey, 1. Murat Yıldırım, Çelebi Mehmet, 2. Murat'ı gördük. Çok önemli isimler vardı. Dursun Fakih ilk kadımızdı. Davudu Kayseri ilk müderrisimizdi. Ve Alaaddin Paşa ilk vezirimizdi kuruluş döneminde. Lala Şahin Paşa Rumeli Beylerbeyi, Timurtaş Paşa kardeşlerim, özellikle Anadolu Beylerbeyiydi. Karamürsel Alp de ilk donanma kumandanıydı. Bunları gördük sizlerle beraber önemli kişilerce. Kardeşlerim bana söyler misiniz? Özellikle Osmanlı Devleti'nin kuruluş döneminde yapılan savaşları biz akrostij olarak sınav 2 diye şifreliyoruz. Tabii ki en baştaki mücadeleleri de unutmamak lazım. Bizans'ta yapılan ilk savaş Koyunhisar Savaşı, Bafeon Savaşı gibi veya Orhan Bey dönemindeki Palakano Maltepe Savaşı gibi Bizans'ta yapıldı. Bunlara dikkat etmek lazım. Kardeşlerim sınav 2 hangi savaşlar bunlar tahmin ediyorsunuz değil mi? Sırp Sındığı Savaşı, 1. Kosova, Nibolu, Ankara, Varna, 2. Kosova. Burada Ankara Savaşı dışındakiler Haçlılarla yapılmıştır. Mesela Papa Urba'nın çağrısıyla Macar Kralı Lajos önderliğinde ilk Haçlı Savaşı hangisidir diye sorarlarsa Sırp Sındığı Savaşı diyeceksiniz. Birinci çirmen olarak da ne yapar? Geçer kardeşlerim. Sırp Sındığı Savaşı ilk Osmanlı Haçlı mücadelesi. Kardeşlerim sana Aşağıdaki savaşlardan hangisinde ilk defa top kullanıldı? Anadolu beylikleri ilk defa yardıma geldi ve ilk defa bir Osmanlı padişahı savaş meydanında şehit düştü diye sorarlarsa hemen birinci Kosova savaşını işaret diyeceksin. Sana tutup da aşağıdaki savaşlardan hangi sonucunda Yıldırım Bayezid'e Sultan İklimi Rum ünvanı verildi diye sorarsa veya en kalabalık Haçlı Savaşı diye gelirse veya kardeşlerim aşağıdaki savaşlardan hangisinde elde edilen ganimetle Bursa'da Ulu Cami inşa edildi diye sorarsa Nibolu Savaşı diyeceksin. Bunlar Haçlılarla yapılıyor değil mi? Ankara Savaşı, aşağıdaki savaşlardan hangisi Anadolu Türk siyasi birliğini paramparça etti, fetret devrine neden oldu diye sorarsa Ankara Savaşı diyeceksin. Kardeşlerim Varna ve 2. Kosova. 2. Kosova Savaşı da Anadolu'nun Balkanlardan atılamayacağının kesinleştiği savaş diyeceksin. Anadolu Selçuklu Devleti döneminde yapılan Miryo Kefalon'la da onu benzetebilirsin. Kardeşlerim dikkat ediniz. Şimdi ben size özellik vereyim siz padişah söyleyin. Mesela Palekanon Maltepe Savaşı olarak geçen savaş hangi padişah döneminde yapıldı? Orhan Bey çok güzel. Kardeşlerim Fahruddin dinin övdüğü insan lakabıyla binilen Osmanlı padişahı kimdi? Osman Bey Fahruddin. Peki Sultan İdlim-i Rum ünvanı hangi hükümdarımıza aitti? Yıldırım Bayezid. Nibolu Savaşı'ndan sonra halife tarafından verilmiş kendisine. Kardeşlerim İbni Batuta'nın tabiriyle birlikte Türkmen meliklerinin en ulusu kimdi? Orhan Bey kardeşlerim değil mi? Dikkat ediniz Türkmen meliklerinin en ulusu Orhan Bey. Sultan İklim Rum Yıldırım Bayezid kardeşlerim İbni Battan'ın tabiriyle Türkmen meliklerinin en ulusu Orhan Bey. Özellikle beylikten devlete geçiş, beylikten devlete geçiş, devlet teşkilatlanma çalışmalarını hatırlayın hemen. Kardeşlerim Orhan Bey dönemi. Peki ilk vergimiz Pazar yeri vergisi olarak geçiyor. Baç vergisi. Osman Bey. Peki Rumeli Beylerbeyliği. Kardeşlerim sınırlar genişliyor. Yönetimi kolaylaştırmak amacıyla Rumeli Beylerbeyliği kuruluyor. Merkezi Manastır ve ilk Rumeli Beylerbeyimiz de Lala Şahin Paşa. Tabi Gelibolu Fatih'i Süleyman Paşa'yı da unutma. Kardeşlerim Rumeli Beylerbeyliği 1. Murat dönemi. Unutma Rrr, Rumeli Beylerbeyliği. Birinci Murat dönemi. Kardeşlerim Anadolu Beylerbeyliği. Anadolu, Anadolu, Anadolu diyen bir adam. Anadolu Türk Siyasi Birliği kez onun döneminde sağlanmış. Anadolu Beylerbeyliği kurulmuş. Anadolu Hisarı yapılmış. Anadolu'nun sultan ünvanı verilmiş değil mi? Kim o? Yıldırım Bayezid. Yıldırım Bayezid önemli bir padişah. Anadolu Beyler Beyliği onun döneminde kuruluyor. Kütahya merkezli ve ilk Anadolu Beyler Beyi de Timurtaş Paşa oluyor. Kardeşlerim özellikle veraset sisteminde ilk değişikliğe giden adam. Verasette ilk değişikliğe gitti. Kardeşlerini katleten ilk Osmanlı padişahı oldu. Birinci Murat kardeşlerim. Dikkat ediniz. Peki İstanbul'u kuşatan ilk Osmanlı padişahı Yıldırım Bayezid kardeşlerim. Yıldırım Bayezid, İstanbul'u kuşatan ilk Osmanlı padişahı. Sonra Şehzade Musa Çelebi de gitmiş kuşatmış ama bir taş atıp geri gelmiş herhalde. Sonra 2. Murat kuşatmış. Kardeşlerim İstanbul. Özellikle Pençik sistemiyle devşirmenin temelini atan Osmanlı padişahımız kimdi? Gelibolu Acemi olanlar ocağını kuran, Edirne'de Yeniçeri ocağını kuran, değil mi? Kapıkul ordusunun temelini atan 1. Murat'tı. Topçu ocağı da onun döneminde. Kardeşlerim, özellikle Osmanlı Devleti'nin ikinci kurucusu olarak bilinen Osmanlı padişahımız kimdi? Çelebi Mehmet fetret devrini bitiriyor. Çamurluova Savaşı'nda kardeşlerini mağlup ediyor. Dikkat et. Kardeşlerim, Anadolu Hisarı, Anadolu Anadolu Anadolu. Yıldırım Bayezid. Özellikle Divan-ı Hümayunu kuran adam, beylikten devlete geçişin en önemli göstergelerinden biri. Divanı Hümayun kuruluyor. Altını çiziyorum. Kardeşlerim Orhan Bey dönemi. İlk Çulus bahşişini dağıtan Osmanlı padişahı Yıldırım Bayezid. Çulus'u ilk o dağıtacak. Çulus'u yasallaştıran Fatih, kaldıran 1. Abdülhamid olacak. Kardeşlerim dikkat ediniz. Özellikle ilk Yeniçeri isyanı Buçuktepe isyanı. Değil mi? 2. Murat dönemi. Ama ikinci Mehmet tahtayken Kardeşlerim hani geçici kalmış gibi duruyor ya tahta, o yüzden bir şey diyemiyorum ama ilk Yeniçeri ayaklanması Buçuktepe isyanı olduğunu bil yeterli. Dediğim gibi ÖSYM çelişkiye asla ne yapmaz girmez. Kardeşlerim Bizans ile yapılan ilk savaş Koyunhisar Savaşı, Bafeon Savaşı, Koyunhisar Savaşı tarihçilerin kutbu Halil İnalcık hocama göre Osmanlı Devleti'nin kardeşlerim kuruluşudur diyor. Kim döneminde koyunsar Osman Bey. Kardeşlerim Osmanlı'da çıkan ilk dini ve sosyal içerikli isyan Şeyh Bedrettin isyanı Varidat adlı eseri var unutma. Torlak Kemal, Börklüce Mustafa müritleri bunun. Kim döneminde? Çelebi Mehmet. Peki ilk düzenli ordu? Yaya ve Müsellem kardeşlerim. Orhan Bey. Kardeşlerim aşiretten beyliğe geçiş Osman Bey. Aşiretten beyliği Osman Bey'de, beylikten devleti Orhan Bey'de. Kardeşlerim ilk vezir Orhan Bey'in üvey kardeşi Alaaddin Paşa. Kardeşlerim ilk müderris Orhan Bey döneminde Davud'u Kayseri. İlk kadı Osman Bey döneminde Karacahisar'a tayin ediliyor. Osman Bey adına da hutbe okuyor. Kardeşlerim kim o? Dikkat edin dursun. Fakih olarak ne yapıyor? geçiyor. Evet kardeşlerim sizlerle beraber Osmanlı Devleti'nin kuruluş dönemini beylikten devlete dediğimiz dönemi de böylece bitirmiş olduk. Sizlerle beraber Osman Bey, Orhan Bey, 1. Murat, kardeşlerim Yıldırım Beyazıt, Çelebi Mehmet, 2. Murat dönemlerinden bahsettik. Dönemlerin en önemli siyasi olaylarını ve yeri geldikçe de adamların kültür ve medeniyette kattıkları adımları özellikle sizlerle beraber görmüş olduk. Zaten Osmanlı kültür ve medeniyetini anlatırken bir kez daha bu anlattığımız kültür ve medeniyet noktalarını tekrar ne yapacağız? Edeceğiz. Siyasetten şimdiye kadar bir tane soru gelmiş. O yüzden de dikkat etmekte fayda var. İptal edilen sınavda da biliyorsunuz bir sorumuz ne yapmıştı? Sırp Sındığı savaşı gelmişti dikkatli olmakta fayda var. Çünkü ÖSYM Osmanlı tarihinden 9 soru sorarım diyor. Bunu kuruluş, yükselme, duraklama, gerileme, dağılma diye ayırt etmiyor. Ne olacağı belli olmaz. Dikkat edin sevgili arkadaşlar. Hadi bakalım. Sizlerle beraber özellikle Osmanlı Devleti'nin dünya gücü kısmına geçiyoruz. Yükselme dönemine. Diğer videoda İstanbul'un fethine gidiyoruz.